siz bir fikri, ortaya atılmış olan bir problemin çözümünü nasıl çözüyorsunuz? Yani siz çözüm tekniğinizi alıyorsunuz. Yaptığı işi almıyorsunuz. İşte biliyorsunuz ilk elektronik firması çıkartmış. Diğerleri Süpüren Elektro Lider'la yapmıştı. Yerleri Süpüren Elektrikli Süpürge. Siz bunu akıllı, yani bir yapay zeka ile de yapabilirsiniz veya sağına soluna 4-5 tane ultrasonik sensör bağladınız. İşte engeli gördüğü zaman bulunduğu yerden sol tarafa doğru dönüyor. Bir tane Arduino'ya bağladınız. İki tane söyleyin. Atıyorum 200 RPM'lik bir motor bağladınız. Ortalıkta dolansın dursun. Bu da iş yapıyor. Diğeri de iş yapıyor. Diğeri lidarla yaptı. Yani lazerle yapmış olduğu işte farklı bir teknikle yaptığı için farklı bir işletim, işte atıyorum PIC'le yapmıştır. Veya işte bir Raspberry Pi'le yapmıştır o. Bir başka bir programla yapmıştır. Başka bir teknikle yapmıştır. Siz de ultrasonik sensörle yaptınız. Yine alırsınız. Yani siz onun patentini yine kırıp, patent kırma konusu bu arada yasal bir şeydir arkadaşlar. Patent illegal bir yöntem değil. Burada yapmış olduğu aynı fikri farklı yöntemle yapan kişiye patent kırma diyoruz. Patentinizi kırıp, o adamın patentini kırıp siz tekrar o ürünü alabilirsiniz. Peki biz bu işi yaparken mevcut olan ortada benim ürünüme benzer bir ürün varsa, benim yapmış olduğum çalışma, benim yapmış olduğum ürün patent alabilir mi ya da faydalı model alabilir mi diye bakmak, nasıl bakacağız diye soru sorduğumuz zaman bu şekil aklınıza gelsin. Burada bir tane işte alt tarafta bir tane çiçek sulama kabı var. Üst tarafta da bir çaydanlık var. Arkadaşlar burada da dedelerimizin kullanmış olduğu bakır ibrik var. Şimdi adam çok güzel bir tasarım yapmış burada. Aslında benim çocukluğumda vardı bu emaye. Hocam müdürüm iyi hatırlar. Bunlar bir de yeşili ve mavisi vardı bunun. Evet. İki rengi vardı değil mi Hüseyin hocam? Evet, doğru. Evet. Bizim evde de vardı. evet. Bunun yani farklı bir tasarım yapmış. Üst tarafını biraz daha oblikleştirmiş. Alt taraftaki şeye baktığım zaman bu daha modern bir sulama kabı. Ancak genel olarak baktığımda dedelerimizin ibriğinde bir tane kapak var. Bunda da bir kapak var. Bunda da bir kapak var. Bir tane sapı var. Bunda da bir sap var. Bunda da bir sap var. İşte ağızlığı var, suyun akacağı. Bunda da bir su akma ağzı var. Bunda da var. Bir tane de haznemiz var. Suyu koyduğumuz. Bunda da var. Bunda da var. Bir yenilik var mı arkadaşlar burada? Burada teknik anlamda bir yenilik yok. Burada sadece tasarımsal bir yenilik var. Yani ben buna tasarım belgesi alabilirim. Tasarım tescil belgesi alabilirim ama ben buna bir faydalı model ya da bir patent alamam. Yani mevcut olan, bulunduğu her şey bunlarda da var. Evet, sanayiye uygulanabilir olma koşullarından bahsetmiştim biraz önce. İşte burada da bir örnek vermiş. Ozon tabakasını korumak için tüm atmosferi plastik film kaplamaktan bahsediyor. Adam böyle bir buluş yapmış. Bunu dünyaya uygulanabilirliği olmadığı için zaten böyle bir şey söz konusu değil. İşte en çok fizik dersinde ben fizik öğretmeniyim. Bu arada mutlaka bir elektriksel olarak geri dönüşümle ilgili, sonsuz enerjiyle ilgili ya da mekanik olarak şöyle şu tarz çalışmalar mutlaka karşımıza geliyor öğrenciler tarafından. Hocam sonsuz elektrik, fiziksel olarak bunun olması mümkün değil. Bir enerji harcamadan başka bir enerji elde etmek mümkün değil. Bu tarz tasarımlara da patent verilmiyor. Çünkü temel yasaları, fizik yasalarına aykırı geldiği için böyle bir şeyin söz konusu olması mümkün değil. Yani herhangi bir patent belgesi veya faydalı model belgesi alamıyorlar. Arkadaşlar basit deyip geçmeyin. Biliyorsunuz jilet markasının hemen hemen bütün şeyleri sadece jilet bıçak sayıları bize farklı gelir. Ancak sadece jilet markasının bir tane ürününe 70 tane patent alındı. 70 tane ayrı patenti var. İşte bıçak mafsallarını değişik şekilde alıyor, ona bir patent alıyor. İşte bu oynar kafa yapıyor, onu farklı farklı oynar şekilde yapıyor, yine kafa alıyor. İşte üst tarafına solüsyon koyuyor, bir bant yerleştiriyor, buna bir belge alıyor. Mevcut olan bir tane ürününüze birden fazla farklı farklı teknikler uygulayarak birçok patent de alabiliyorsunuz. Yani basit olduğunu basit olarak düşünmeyin. Tabii bu aynı zamanda patent buluş olmanın yanında aynı zamanda inovatif özelliği de var.
İnovasyon dediğimiz zaman arkadaşlar, evet, inovasyon da bir yeniliktir, buluş da bir yeniliktir, faydalı model de bir yeniliktir. Ancak eğer katma değere dönüştürebiliyorsanız, piyasada bunu üretip satabiliyorsanız ve bunun karşılığında bir para alabiliyorsanız, bu inovasyon demektir ki zaten bunu size anlatmam yanlış bile. Benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ancak piyasada en çok parayı kazanan ürünler arkadaşlar, yani inovasyona dönüşmüş, katma değere dönüşen ürünlerin büyük bir çoğunluğu da maalesef faydalı modeller. Piyasada bugün kullandığınız ürünlerin %80'i, %90'ı buluş değil aslında. Birçoğu faydalı model. Faydalı modeli o anlamda ürün olarak çok daha geri dönüşü yüksek olan yenilikler. Şimdi birkaç örnek vereceğim arkadaşlar. Buraya özellikle önem veriyorum ki sebebi şu. En çok sordukları soru öğretmen arkadaşlarım, hocam bu proje faydalı model mi, buluş mu? Yani onun arasında çok ince bir çizgi var. O çizgiyi yakalamak adına birkaç örnek vereceğim. Sonra da dosyayı hazırlamaya geçeceğiz. Şimdi burada bir saat yapmış adam. Saatine bir mercekli cam kullanmış. İçine de bir tane led koymuş veya iki tane led koymuş. İşte farklı bir tasarım ortaya koymuş. Bu bir buluş mudur, faydalı model midir? Normalde baktığımızda bu mercekle bu merceğin yaptığı iş aynı. Yani burada eğer bu merceğe koyduğunda orada üç boyutlu bir görsellik oluşturmuş olsaydı ya da saatin, işte atıyorum tamamen farazi konuşuyorum, böyle bir şey mümkün değil ama ben bu merceğe koyduğumda insandaki kan değeri değiştiğinde buradaki rakamlar yeşile dönseydi, yani mevcut olan kendi özelliğinin dışında başka bir şey ortaya koymuş olsaydı buna buluş diyebilirdim ama mercek gene mercek özelliğini yapmış, rakamları büyük gösteriyor. Lamba da yine aydınlatma özelliğini yapmış. Herhangi saat gene saat özelliğinde. Bu bir faydalı model olabilir. Başka bir şey olamaz. Belki şekli şemalini değiştirirsen bir de tasarım belgesi alırsın. Yani bunun dışında buluşluk herhangi bir özelliği yok. Yine bu, eğer kitap okuma, aynı tarzda kitap okuma aparatları var ise piyasada, bu şekilde yani parmağa takılan ve kitabı okumak için kolaylaştıran, bu bir tasarım olurdu. Ama böyle bir şey piyasada çok olmadığı için, rahat kitap okumak için tasarlandığı için arkadaşlar, bu da teknik olarak yeni bir teknik değil ama bir plastikten şekil değişikliği yapmış ve kitapta uygulamış bunu. O yüzden bu da bir faydalı modeldir. Bununla ilgili de çok fazla soru geliyor. Burası fermuarlar. İlk fermuar piyasaya çıktığında arkadaşlar bir tane metalden bir kilitli sistem ve tırnaklar yapmışlardı. İlk çıkışı bu şekilde. Zaten şekli şemalde de pek bir değişiklik yok. Bu bir buluştu arkadaşlar. Ancak adamın bir tanesi dedi ki ya metal paslanıyor. İmalatı da zor. Kumaşa benim bunu işlemem çok zor oluyor. Ben tuttum plastikten yaptım diye ortaya çıktı. İşte bu faydalı model oldu arkadaşlar. Bu bir patentti, buluştu. Bu ise bir faydalı model. Plastik olanlar faydalı model. Ya da bir başka adam çıktı. Dedi ki ya bu fikir çok güzel. Ben bunları tırnakla yapmayayım da kilitli poşet yapayım. Aynı mantığı kullanarak iç içe geçen plastik iki tane çizgi atayım birbirinin içerisine geçen. O işte o buluş oluyor arkadaşlar. Yani mevcut olan sistemi kullanmıyor. Bundan daha farklı bir şekilde iki parçayı bir araya getirdiği için bu buluşa dönüşüyor. Ancak mevcut olan sistemde küçük, yani işleyiş olarak hiçbir farkı yok. Ama bunları plastikten yapmış ya da şu bezi atıyorum plastikten yapmış. Şu kafa kısmında işte iç içe geçen kısımların şeklinde biraz daha değişiklik, daha ergonomik yapmış, daha ucuza mal etmiş. Bunlar da faydalı model oluyor. Mouse'un kendisi tamamen başlı başına bir buluş. Ancak ben tuttum mouse'u. Üç tane buraya düğme daha ekledim. Ortasına bakın, buraya bir düğme eklemiş. Şu an piyasada bir sürü mouse var. Çeşit çeşit mouse var. Bunların hepsi faydalı model arkadaşlar. Tamam. Ancak sadece bir tek ilk yapan bu toplu mouse ise bu bir buluştur. Optik mouse'u yapan da bir buluştur arkadaşlar. Yani ikisi birbirinden farklı teknikleri kullanarak o işi yapmış. Ancak mevcut olan işi yapmış. Yani burada yine bir optik mouse olduğunu düşünün. Optik mouse'a bir takım eklemeler, çıkartmalar yapmış. Daha efektif kullanımını sağlamış.
veya görsel olarak daha farklı, daha fark edilebilir, gece oyunlarında fark edilebilmesi için ışıklar takmış. Buna da ne yapıyor? Faydalı model diyoruz. Çok basit. Belki tasarım, yani tasarım olarak da alabilirler bunu. Faydalı model de diyebiliriz. Bunu neden faydalı model diyebilirim? Normalde bir basit bir kupa. Ancak bu bir işlevi var arkadaşlar. İşlevsel bir şey. Yani teknik olarak bir iş yapıyor. Nedir bu iş? Ağzınızda, dudağınızda kalan son damlayı, kahve damlası aşağı indiğinde biliyorsunuz damlıyor. Burada basit bir çukur oluşturarak, çizgi oluşturarak kahvenin son damlasının buraya yayılmasını sağlıyor. Bu şekilde damlamasını engelliyor. Yani bir işlevi var. Bundan dolayı bu nedir? Bir faydalı modeldir. Ama ben bunun şurasını şöyle eğdim, içerken dudağıma daha iyi yaklaşsın. İşte tasarımsal olarak bir şey yapmış olsaydım, yani böyle net bir çizgim olmasaydı da içerken daha büyük kolaylık sağlayıp son damlayı içeri düşürecek şekilde bir tasarım yapmış olsaydım ne faydalı model ne buluş olurdu. O sadece bir tasarım olurdu arkadaşlar. Bunu sorduğumda genelde herkes faydalı model diyor. Çünkü alışılmış bir şey nedir? Ayakkabı. Biraz önce dedim ki yapmış olduğu işi nasıl yaptığı önemli. Yani farklı bir yöntem, farklı bir teknik varsa, hiç daha önce kullanılmamış bir yöntem ve teknik varsa bu buluş niteliği taşıyor. Arkadaşlar eğer bu şuraları plastik olsaydı veya bez olsaydı, cırtlı olsaydı veya geçmeli olsaydı, ben bunları buraya istediğim renklerde yapmış olsaydım bu bir faydalı model olurdu. Ayakkabının rengini veya desenini farklı şekilde değiştirme yöntemi olarak, farklı bir ürün olarak piyasaya çıkartabilirdim. Ama adam buraya artık OLED mi koymuş, LCD ekran mı koymuş, ne koymuş bilmiyorum teknik olarak. Bilgisayara atmış olduğu, cep telefonuna atmış olduğu herhangi bir resmi ayakkabısına yansıtabiliyor. Bu otomatikman bir buluş oluyor çünkü böyle bir buluş yok. Ancak bu yöntem, arkadaşlar bu çok önemli. Bu yöntemi ben işte bir kapı giydirmesi yapmış adamın bir tanesi. Ben de bu tekniği aldım ayakkabıya uyarladım. Eğer öyleyse o zaman bu bir faydalı model oluyor. Yani başka bir yerde kullanılmış ama ayakkabıda kullanılmamış. Ben bunu ayakkabıya uyarlarsam bu bir faydalı model oluyor. Demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum. Evet, elektronik bölümü hocalarımız veya teknik öğretmenlerimizin büyük bir kısmı bilir. Peltier diye bir şey var biliyorsunuz. PN eklemlerinden oluşuyor. Bunu bir elektrik verdiğimiz zaman artı eksi verdiğimizde bu her iki yüzü seramikle kaplı olan malzeme bir tarafı çok soğutur bir tarafı da çok ısıtır. Siz bunun tersini yaparsanız yani işte soğuk tarafına soğuk sıcak tarafına sıcak koyarsanız arada bir ısı farkı oluştuğunda elektrik üretir. Bunu almış bir tane peltiyeri vatandaşın bir tanesi bir kaba yerleştirmiş. Muhtemelen de burada tahmin ediyorum üretmiş olduğu voltaja bakarsak 4 tane peltiyer kullanmış. Minimum 4 tane kullanması lazım. Üst üste işte termal macunlarla birbirine geçirmiş. Üst tarafa soğuğu koyduğumda mavi olan kısma bir sıcaklık farkı oluşturuyor. Bu da bir elektrik üretimine neden oluyor. 5 voltu bulduğu zaman cep telefonunu şarj ediyor. Buna baktığınızda normalde ya kahvemle veya çayımla veya işte kolamla ben cep telefonu şarj ediyorum. Bence bu bir buluş diyebilirsiniz ama kullandığı malzeme zaten kendi işini yapıyor arkadaşlar. Bu kendi işini yaptığı için sadece siz bir tasarım ortaya koymuşsunuz ve farklı bir amaçla kullanıyorsunuz. O nedenle de bu bir faydalı model olarak kalır. Buluş olarak kalmaz. Ama bu peltiyer bilinmeseydi veya siz bunun içerisine tamamen farazi konuşuyorum. Ben tuttum ağaç için esir koydum. Üst tarafına bir tane bakır koydum. Alt tarafına bir alüminyum koydum. Ben bu soğuk kolayı üzerine koydum. Eğer elektrik üretiyorsa işte o zaman sizin yaptığınız bir buluş. Ama içinde kullanmış olduğu malzeme zaten kendi işini yapıyor. Yani peltiyeri almış, birleştirmiş, farklı bir amaçla kullanıyor. Yine kendi işini yapıyor, farklı bir iş yapmıyor. Bu nedenle de bu da bir faydalı modeldir arkadaşlar. Burada çok basit bir şey var. Kapının açılma yöntemiyle alakalı farklı bir buluş var. Eğer bunu kapı olarak eğer tasarımlayıp buluşunu, ürününü belgelemek isterse bu bir faydalı model. Ancak sistemin şuradaki mekanizması yani üst tarafta kapının normal bir şekilde açılırken otomatikman orta kısmına kadar kaymasını sağlayan mekanik malzeme
bir buluştur arkadaşlar. Ama kapı olarak kapının kendisine böyle açılan bir kapı tasarımı yapsaydı bu bir faydalı model olurdu. Teknik olarak zaten buna buluş alması da mümkün değil. Bu bir lazerli saç kesme makası. Lazer görevini görüyor. Makas zaten var. Bir küçük bir değişiklik de eklemeyle farklı amaçla kullanıyor. Bu da bir faydalı modeldir. Yine bu da bir faydalı modeldir. Mevcut olan bütün işler kendisini yapıyor. Bu da bir faydalı model. Hatta tasarıma bile girebilir. Faydalı modellik bir tarafı yok. Aslında tasarım. Bu kendisi ilk kullanıldığında, ilk ortaya çıktığında bir buluştu arkadaşlar. Ve muhteşem de bir buluş. Şu an birçok evin veya ustanın veya sanayide iş gören birçok insanın eli ayağı. İngiliz anahtarı başlangıçta bir buluştur. Ama daha sonrasında bunda ufak tefek değişiklikler yapılmıştır. İşte arkasına bir sonradan eklendi. Bu ilk çıktığı zaman bu yuvarlak şey yoktu. İşte buraya bir yuvarlak açtı. Adam buna ne yaptı? Bir faydalı modele dönüştürdü. Burayı daha ergonomik olarak şu sırt kısmına ele yakışır şekilde, yatkın bir şekilde yaptı. Veya burayı plastik bir malzemeyle kapladı. Bu da bir faydalı modeldir. Zaten bu ürünün de anonim hale gelmiş. Süresi dolmuş. O yüzden üzerinde istedikleri değişikliği yapıp bir faydalı modele dönüştürebiliyorlar. Patent ve faydalı modeller arasındaki farklarda zaten yani konuştuklarımızı da burada kısaca bir tekrar dile getireyim. Patentte bu biraz önce tabii bazı şeyler de var. Kimyasal, eczacılık, biyoteknolojileri saymazsak genel olarak baktığımızda buluş basamağının olması en önemli kısmı. Zaten yenilik hem faydalı modelde hem patentte olması gerekiyor. Bir de araştırma raporu illaki alınıyor ve sanayiye uygulanabilir. Bu üç temel şey üzerine oluşuyor patent ve faydalı model. Ama geri kalan kısmında buluş basamağının olması, işte teknolojik kısmını aşmış olması lazım, teknolojinin bilinen kısmını aşmış olması lazım ve araştırma ve inceleme raporlarının da ikisinde geçmiş olması lazım. Buna da patent diyoruz. Faydalı model ise bunlara gerek kalmıyor, sadece üç temel basamağa dayanıyor. Arkadaşlar, patentte bir incelemeli bir de incelemesiz patent var. İncelemesiz patent dediğimiz bizim şu an başvurduğumuz patentler. Yani ülke içerisinde başvurduğumuz patentler. Bunu Türkiye'de tabii karşınıza, yani siz başvuru yaptığınız zaman bir araştırma raporunun bir sonucu geliyor arkadaşlar. Diyor ki size Türk Patent Enstitüsü. Arkadaşlar diyor, arkadaşım siz yapmış olduğunuz bu başvuruyu inceledik. Bunun karşılığında işte A Türk firması, B Türk firması veya işte A Türk Türk'ü, B Türk'ünün karşılığında bir de Alman bir firmasının raporunu gönderiyor Almanca veya İngilizce olarak. Şimdi siz onu gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki ya ben incelemesiz patent başvurmuştum. Niye benim araştırma raporumda uluslararası ülkelerin raporları geliyor? Arkadaşlar evet Türkiye'de alıyoruz ama Almanya'da bir firma alırken eğer patentini Türkiye'de de koruma aldıysa sizin Türkiye'de yaptığınız başvuruda Türkiye için alsanız dahi karşınıza bu çıkar. Yani bizim ülkemizde hangi patentler, ürünler korumaya alındıysa o ürünler sürekli karşınıza çıkar Türkiye'de. Bir de incelemeli patent var. Bu da uluslararası patent demek. PCT sonuçlarına göre bütün işte nereden almak istiyorsunuz? Atıyorum dünya patenti var birçok yeri koruyan. Ama siz dediniz ki ya benim ürünüm gitse Almanya'da, İtalya'da ve İspanya'da gider. Ben İngiltere'ye veya işte İskandinav ülkelerine satış yapmayacağım. Oralarda koruma almanıza gerek yok. Bu üç ülkede koruma alırsınız ama bunun sonucu da yine aynı şekilde incelemeli patente girdiği için. Yani ülke sınırları dışında herhangi bir ülkeye de koruma alırsanız bu yine incelemeli patent sınıfına girer ve biraz zahmetlidir ve paralıdır. Pek tavsiye etmem. Çok bayağı büyük paralar harcıyorsunuz. Neden bunu tavsiye etmem? Ürünün müşterisini bulmadan böyle bir işe girmeyin arkadaşlar. Sebebi şu, eğer incelemesiz patent ise 7 yıl korumanız var. İncelemeli patent ise 20 yıl korumanız var. Faydalı model ise 10 yıl boyunca sizi koruyor. Yani bir ürünü satmaya başladığınızda belge size geldikten sonra incelemeli patente 20 yıl, incelemesiz de 7 yıl ama faydalı modelde ise 10 yıl koruyor. Bu sizi rahatlatmış olabilir. Az bir zaman değil. Ancak burada hep göz ardı edilen bir şey var ve bunu hiç çok sık dillendirmiyorlar ama ben çok kızıyorum o yüzden. Arkadaşlar patent aldıktan sonra
Patent belgesi size düzenlendikten 3 yıl içerisinde eğer katma değere dönüştürmezseniz patentiniz anonim oluyor. Tekrarlıyorum. Ben ürünüme başvurumu yaptım. Aradan 3 yıl veya 4 yıl geçti. Bana bir belge gelecek. O belgenin düzenlendiği tarihten itibaren ben eğer buna bir firma aracılığıyla ya da kendim bir ticari kuruluş olarak veya herhangi bir ticari kuruluş olarak bir sözleşme imzalayıp o ürünü katma değere yani fatura kesmezsem, bir tane dahi fatura kesseniz yeterli. Fatura kesilmezse, ürün katma değere dönüşmezse 3 yıl içerisinde bu ürününüzü herkes kullanabilir ve hiçbir hak iddia edemezsiniz. Burası önemli. Evet, bu kısımları geçiyorum arkadaşlar. SpaceNet ve WIPO'dan yine TPE'den arkadaşlar patent araştırmalarınızı yapabilirsiniz. Buralardan istediğiniz gibi search yapabilirsiniz. Benzer ürünleriniz var mı yok mu? Yayınlanmış mı? Onları görebilirsiniz. Ama şunu unutmayın ki patent başvurusu yaptığınız zaman size bir soru soruyor. Diyor ki 18 aydan önce sizin yaptığınız patenti diğerleri başvurunuzu birileri görsün mü görmesin mi diye size bir soru sorar başvuru esnasında. Siz hayır kimse görmesin dediğinizde veya bir başka büyük firmalar, ticari firmalar genelde görülmesini ister, görülmemesini ister. O nedenle 18 ay boyunca başvurduktan sonra yani araştırmaya girdikten sonra 18 ay boyunca göremiyorsunuz. Yani bu şu anlama geliyor, siz incelemeye başladığınız andan itibaren 18 ay boyunca belki de yaptığınız ürünü birileri yaptı ve başvurmuş olabilir. O yüzden bu bir risktir. 18 ay boyunca sürekli takip etmeniz lazım. Ama biz öğretmen olarak, yani ben şahsi tavsiyem şu, 18 ay boyunca görünmemesini, yani görünsün, görünmesi için orayı görünsün diye tıklamanızı tavsiye ederim. İzin verin yani. Sebebi de şu, TPE sayfasında sizin ürününüz görünsün. Hem öğrencinizin işine yarar hem sizin işinize yarar arkadaşlar CV açısından. Ama ticari bir kaygınız varsa tabii o konuda bir şey diyemiyorum. Yine patent araştırma ofisinde işte araştırma yapılacak şeyleri kendi araştırmalarınızı ya da isim olarak da yine araştırmaları buradan yapabiliyorsunuz. Evet, bu kısımlara atladıktan sonra dosya nasıl hazırlanır, dosya nedir, niçin bu kadar dosyanın üzerinde duruyorum, onun üzerinde biraz durmak istiyorum arkadaşlar. Patent belgesi toplamda 5 tane temel özelliği var. Yani 5 dosyamız var. Aslında 4 dosya. Bir tanesi de JPEG. Yani patent dosyasını hazırlarken kullandığınız JPEG'lerden bir tanesini, o sizin görünür yüzünüz olacak arkadaşlar. Yani dosya biraz önce bahsetmiş olduğum 18 aydan önce veya 18 aydan sonra sizin patentinizi bir isim olarak araştırdığında birisi karşısına çıkan dosyada özetiniz olur. Bir de bir tane fotoğraf olur. İşte o fotoğraf sizin seçmiş olduğunuz ama şekiller yani resimler dediğimiz resimler dosyasındaki herhangi bir resimden bir tanesini seçiyorsunuz, onu kullanıyorsunuz. O yüzden bir tanesi JPEG. Diğer kalan 4 tanesi dosya. Ancak bu dosyayı şöyle düşünün arkadaşlar. Bu dosya aslında birbirinin devamı. Tarifname, istemler, özet bir dosya gibi düşünün ve sayfa sayıları birbirinin devamı. Ama dosyayı kesiyorsunuz. Tarifname adı altında bir PDF hazırlıyorsunuz. İşte istemler adı altında bir dosya hazırlıyorsunuz. Bir de özet adı altında bir dosya hazırlıyorsunuz. Ama siz bunları bir araya getirdiğinizde sayfa olarak birbirlerinin devamı olacak. Ben hemen burada kesiyorum. Arkadaşlar gelelim dosyamıza. Tarifname bu patent dosyası, yani siz yüklerken dediğim gibi tarifname, istemler, özet ve resimler diye 4 dosyayı yüklüyorsunuz. Bir tane de JPEG yüklüyorsunuz. O zaman başvurunuzu yapmış oluyorsunuz. Şekli olarak incelendikten sonra, şekli olarak dediğim şeyi şimdi anlatacağım. Şekli olarak incelendikten sonra araştırmaya gidiyor. Yani içeriğine gidiyor arkadaşlar. TPE'deki arkadaşlar siz bu patent dosyanızı gönderdiğinizde arkadaşlar şeye bakmıyorlar. Siz bu dünyanın en büyük buluşunu mu yaptınız? Yoksa saçma sapan bir şey mi yaptınız? Çok özür dileyerek söylüyorum. Veya işte hani ya bunu yani çocuklar bile bu kadar basit bir şey düşünmez. Ne gereği var diye bir herhangi bir düşünceye kapılmıyorlar. Çünkü öyle bir lüksleri yok. Onlar gayet olaya soğuk. Şekli olarak böyle hani
Patent dosyasının soğuk bir yapısı var. Bir TÜBİTAK dosyası gibi veya bir proje dosyası gibi düşünmeyin arkadaşlar. Karşıdakini ikna etmek zorunda değiliz biz. Biz bir şekli olarak, bir şekli incelemede geçerken belirli özellikleri var. İşte nedir bu? Sol tarafta her satırda 5, 10, 15 olmak üzere satır numaralarının olması, sayfalar birbirinin devam ediyor olması, işte 12 punto Time News Roman'da yazılmış olması, işte belirli 1,5 aralıklar, boşluk satır aralıklarının 1,5 olması gibi özellikleri var. Bunlara bakıyor. Bir de teknolojik, işte tarifname, üstte tarifname yazıyor mu? Proje şeyin, buluşun ismi yazıyor mu? Teknolojik alan var mı? Tekniğin bilinen durumundan bahsetmiş mi? Referansları anlatmış mı? Şekilleri anlatmış mı? Ve buluşun açıklamasını yapmış mı? Bunlar buna bakıyorlar. Yani oldukça soğuk bir yapısı var. Siz teknik olarak bu temel özellikleri yaptığınız zaman direkt araştırma raporuna gidiyor. Araştırma raporuna gittikten sonra iş değişiyor. Yani sizin yaptığınız buluşun açıklamasını, fotoğraflardaki resimler bu sefer bütün milyonlarca ürün içerisinde değerlendiriliyor. O yüzden zaten 3 seneyi geçiyor. Tek tek karşılaştırılıyor. Benzerliklerine bakılıyor. İşte A benzerlik mi var? B benzerliği mi var? Veya çok benzerse X ve Y gibi benzerlikler çıkıyor. X ve Y gelirse zaten yani büyük bir ihtimalle olmayacak gibi duruyor. A, B gibi benzerlikler olursa arkadaşlar bunlar çok böyle kabaca bir benzerliği var. Muhtemelen patentiniz geçecek anlamına geliyor. Şimdi tarifname işin omurgası dedim. Tarifname ile aslında siz patentinizi, belgenizi bu tarifnameye almıyorsunuz aslında. Sizin patent belgesini istemleri alıyorsunuz. Ancak istemleri yazabilmeniz için, istemleri oluşturabilmeniz için tarifname dediğimiz omurgayı oluşturmanız lazım. Tarifnameyi hazırlarken bir kere üstte tarifname yazacak arkadaşlar. Her bir dosya tarifname ise tarifname, istemlerse istemler, özetse özet. Sonra isim yazıyorsunuz. Buraya bir dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi biz proje yazarken ne diyoruz? İşte öğrenci projesi hazırlarken bazen diyoruz işte atıyorum çöpünü yere atma, hayatı geri kazan. İşte yan yattı, çamura battı, gözlerinden ateş çıkarttı gibi böyle çocuksu veya projeyi daha janjanlı hale getirecek böyle dikkat çekecek şeyler yazarız. Bunda öyle bir şey yok. Bunda düşünün ki karşınızda atıyorum bir başbakan, cumhurbaşkanı veya genel müdürünüz var ve size bir proje ismi sunduğunda böyle bir şey söylemezsiniz. Böyle düşünün. Karşınızdaki kişi soğuk dedim ya, işte buradan kaynaklı. Yani projenizin içeriğini kabaca anlatması lazım. Sana deseler ki ya hangi proje dese damacana içindeki suda mikroorganizma ürediğinde ses duyarı veren damacana pompası desem, ha bir damacana var, bir de bir pompa yapmış adam. Bu damacanadaki su mikroorganizma ürediğinde bize uyarı veriyor. Kabaca projenin ne olduğunu anlarsınız. Şimdi bu neden bu kadar önemli? Bunu teknolojik alanda anlayacağız arkadaşlar. Bana kalırsa patent dosyasının en önemli yeri teknolojik alan. Sebebini birazdan anlayacaksınız. Yani bunu var ya böyle maymuncuk gibi her yerde kullanıyoruz bu cümleyi arkadaşlar. Dikkatli olalım burada. Yani dedim ya her bir satıra bir şey hazırlamıyorsunuz. Tarifnameyi hazırladığınızda aslında her şeyiniz elinizin altında. Geri kalan özetler, istem tamamen 5 dakikalık bir şey. İş tarifnameyi hazırlamakta. Öncelikle bunu okuduğunda kişi, yani bu araştırmaya giden, şekli olarak demiyorum, araştırmaya giden kişi diyor ki ya bu hangi alanla alakalı? Yani mesela bu tıp alanıyla mı alakalı? İşte yemek sektörüyle mi alakalı, mobilyası? Çünkü hepsinin kodu farklı. Hepsinin araştırması farklı arkadaşlar. Siz tıp konusunda aldığınız bir buluşu mobilya sektöründe yapılmış bir buluşla karşılaştırmazlar sizin buluşunuzu. Tıpsa tıp alanında karşılaştırırlar. İşte geri dönüşümle ilgiliyse geri dönüşüm alanıyla ilgili bir patentlerle karşılaştırırlar. O yüzden sizin hangi alanı ile ilgili olup olmadığını buradan anlıyor okuyan kişi. Sonra diyor ki acaba doğru mu karşılaştırdım? Çünkü bazen başlıkla teknolojik alan birbirini tutmuyor. Diyor ki teknolojik alan, yani teknik alanı ne bunun? Hangi teknolojik alanla alakalı?
Yazıyor bu sefer, diyor ki burası çok önemli, bu cümleyi lütfen dikkatli yazın. En önemli cümlesi dedim ya burası. Buluş, açılan damacana sularında bekleme sonucu üreyen bakterilerin suyun pH değerini düşürmesinden faydalanarak, bakın yavaş yavaş neyle alakalı olduğunu söylemeye başladım, içeriğinden de bahsetmeye başladım. Faydalanarak bakteri üreyen suları içmeden önce ses uyarı veren damacana pompası ile ilgilidir. Buluşun neyle ilgili olduğunu kabaca ayrıntılarına girerek anlatmaya başladım. Şundan biraz daha fazla açıklayıcı, yani ana başlıktan biraz daha fazla açıklayıcı bir satır ortaya koydum. Yani bu bir paragraf da olabilir, iki paragraf da olabilir, o tamamen size bağlı. Bunu yazdıktan sonra benim artık alanımın ne olduğu net olarak ortaya. Ben bir damacana, yani su ve sularla alakalı, sebil olsun, diğer şeyle, yani su içeceğiyle alakalı ne varsa, hangi buluşlar varsa bunlarla karşılaştıracağımı artık kişi biliyor. Peki bundan sonraki kısım ne? Bundan sonraki kısım şu: diyorsunuz ki adama, yani o okuyan kişiye diyorsunuz ki kardeşim benim alanım bu ama ben bu alanla ilgili neden bu yenilik benim yaptığım, nerede yenilik yapmışım, onu anlayabilmen için önce sana mevcut piyasadaki durumu anlatmam lazım diyorsunuz. Yani nedir? Piyasada normal bir damacana pompası var kardeşim. Ya sizinkinin benzerliğinden bahsetmiyorum, ya da sizin ürününüz yok burada arkadaşlar. Tekniğin bilinen durumunda, burada çok hata yapıyor arkadaşlarım. Sizin tekniğinizin bilinen durumundan bahsediyormuş gibi algılıyor arkadaşlar. Buranın sizinle hiç alakası yok. Tamamen şu: benim projemin haricinde normalde bu zamana kadar yapmış olduğum buluşta, atıyorum yeni bir makas yaptım. Makasım benim işte parmak izimi okuduğunda çalışıyor. İstediğim programı yükleyebiliyorum ve istediğim şekli kendiliğinden kesebiliyor. Sen bundaki tekniğin bilinen durumunu anlatırken normal piyasadaki makasları anlatman lazım. Çocuk makasları var, terzi makası var, kağıt makası var. İşte çeşit çeşit metal kesme makası var. Bunlardan bahsediyorsun. Ürününle hiçbir alakası yok. Burada damacana pompasıyla alakalı olduğu için piyasadaki damacana pompasını, elektrikli damacana pompası, mekanik damacana pompası, su sebilleri, bunlardan bahsediyorum. Bundan bahsettikten sonra şunu yazabilirsiniz. Kendi buluşunuzun amacını yazabilirsiniz. İşte ben bu yukarıdakilerin haricinde mevcut olan işte bir risk var ortada. Bu riski ortadan kaldırmak için İşte böyle bir sistem yaptık diyebilirsiniz. Ya da teknolojinin sanayiye uygulanabilirliği ile ilgili bir şeyler yazabilirsiniz. Ama öyle bir mecburiyet yok arkadaşlar. Hani bizde bir kalıbı çok seviyoruz biz. Patent dosyasında böyle bir kalıp yok. Çünkü biz kendi ülkemiz olarak, belki biz bunu tasarlamış olsaydık kesin öyle bir şey olurdu. Ama biz kendi ülkemize göre bu dosyaları hazırlamıyoruz. Biz Avrupa Patent Ofisi, EPA'ya göre hazırlıyoruz arkadaşlar. Yani önceden 2015 yılına kadar biz Avrupa Patent Ofisi'nin bir şubesiydik. Daha sonra 2015'te uluslararası yatırımcılar geldikten sonra Türkiye'ye, bizim hala daha, yani yıllar öncesinde, yani 2. Abdülhamit'ten bu yana ortaya yeni bir patent kanunu, koruma kanunu koyulmamıştı. 2015'te biz artık ya bizim artık kendimize ait bir şeyimiz olması lazım diye, yani bizim buraya gelen yatırımcıları korumamız lazım deyip bir patent şeyi oluşturduk. Bunun da kalıbı, tasarımı mecburen Avrupa Patent Ofisi ile eşleşmek zorunda ki siz buradan gönderdiğinizde incelemeli patentleri orayla eşleşmesi gerekiyor. O nedenle bu kuralları, kaideleri Avrupa Patent Ofisi'nin kural ve kaidelerine göre hazırlanmış. Ben bunları anlatırken arkadaşlar, yani daha yeni de başvuruda bulunduk. Şekli olarak incelemeden geçti. Ancak atıyorum bir hafta sonra, bir ay sonra veya bir yıl sonra buralarda ufak tefek değişiklikler olabilir. Sizlere geri dönüş yapabilirler. İşte şu kısımda yanlış yapmışsınız. İşte yani tamamen şey söylüyorum, farazi söylüyorum. Atıyorum şekiller değil de şekillerin açıklaması yazman lazım diye bir şey gelebilir. Hani bu değişiklikler, bu sonradan gelen değişikliklerle alakalı. Zorunlu tutulan değişiklikler ve sürekli takip etmek lazım. Hani benim düzenli olarak ancak karşıma çıkarsa takip edebiliyorum. O yüzden de böyle bir şey çıkarsa bilin ki bu yeni bir değişikliktir. Bunu hazırladıktan sonra şekiller kısmına geliyorum. Burası önemli. Hemen şekiller kısmına geçiyorum. Şu an ekranımı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şekilleri açtım.
Görüyor musunuz? Evet, görünüyor. Tamam. Görüyoruz hocam. Şimdi şekil kısmında yani teknik arkadaşlarım sizler çok iyi biliyorsunuz. SolidWorks'te veya işte AutoCAD'te veya ona benzer bir programda çizdiğimiz zaman normalde böyle bir taslak çizimi olmuyor. Ne yapıyoruz? İçini dolduruyoruz. Metalse metal, ahşapsa ahşap veya şöyle ikinci şekli açayım. İşte burada bu kısımlar plastik olduğu için farklı renklerde yapabilirim. Dikkat ederseniz şeklin hiçbirisinde arkadaşlar dolgu yok veya dram yok, çizgi yok. Tamamen kabaca bir şekil var. Yani kontür çizimleri var, ezgiz çizimleri var. Bu ne anlama geliyor? Kişi dolguyla ayrıntıları kapatmasın diye böyle bir kural var arkadaşlar. Kesinlikle dolgulu, dramlı, noktalı, işaretlenmiş işte şekli daha güzel görünsün diye bir çizim yaparsanız bu kesinlikle geri dönüyor, bunu bilin. En önemli kısmı o. Hemen alta geçiyorum. Dikkat edin, burada şekille şekil 1 diye yazmıyor. Şekil 1 bölü 4, yani dördüncü şeklin, 4 tane şeklin birincisi bu. Şekil 2 bölü 4, 4 tane şeklin ikincisi. Yine 4 tane şeklin üçüncüsü diye gidiyor arkadaşlar. 4 tane şeklin dördüncüsü. Tekrar geliyorum. Dikkat edin, en çok yapılan hatalar, yani uygulamalı eğitim yapmama rağmen aynı hatayı yapan arkadaşlarım var. Buranın ne olduğunu yazmıyorum. Dikkat edin bakın. Bu dış kılıf, ana kılıf, ana gövde. Buraya ne olduğunu yazmıyorum. Sadece numara koyuyorum. Ancak şekil 2'ye baktığımda burada bir neyse şekil 2'de de bir aynı yer. Yani her seferinde farklı numara vermiyorum. Şekil 3'te de yine burası bir numara. Bakın dış kılıf hep bir numara. Çünkü ben birazdan bunu anlatacağım. Yani buluşun açıklamasında ifade edeceğim. Anlatırken işte sistemin dış kılıfı veya sistemin ana gövdesi dediğimde hep bir numarayı, o yanına parantezle bir numara yazacağım. O yüzden her birisi için ayrı ayrı bir numara verirsem orada ne yazacağımı şaşırır. Tek tek bunlar kontrol ediliyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Burada ben buraya bir dedim. Burada da iki dediysem o direkt olarak size geri dönüyor. Haberiniz olsun. Şekli incelemeden geçmiyor. Şimdi buraya kadar kısım tamam. Bir de sayfa numarası yok, dikkat ederseniz şekillerde. Sayfa numarası yok. Bunların bende adet, siz de aynısını yapabilirsiniz. Her bir sayfaya bir tane şekil koyuyorum arkadaşlar. Böylelikle kaç şekil varsa belli oluyor. Bir de bu son şekli biraz ayrıntılı bir şekilde birazdan tekrar geri döneceğim. Burada anlatmam gereken bir şey var. Şimdi burayı indiriyorum. Tekrar tarifnameye geliyorum. Şekil bir neydi? Damacana pompasının içi. Bakın kabaca anlatıyorum arkadaşlar. İç kısmını, iç düzenini gösteren perspektif görünümü. Diğeri de bir perspektif görünümü. En sonunda sistemin elektronik kısmının bağlantı şeması. Elektronikçi arkadaşlarım dikkat etti mi? Dördüncü şeklimde hiç elektronik devre çizmedim. Hiç elektronik devre yok. Bakın burada ne transistörüm var, ne işte diyotum var, ne veya mikrokontrol kartının şeyleri var, ayrıntıları var. Ben burada Arduino kullandım ama Arduino'yu belli edecek hiçbir şey yok. Bir tane kabaca bir dikdörtgen çizmişim, bir tane de pil çizmişim. Artısından eksisinden anlarsınız. Bir de anahtara benzer bir şekil çizmişim. Bunun da ismi anahtar. Şimdi gelelim tekrar tarifnameye. Şekillerin ne anlama geldiğini anlattıktan sonra referanslar, işte istemler dediğimiz şey aslında bu referanslar. Birazdan göreceksiniz. Referanslar dediğim biraz önce bahsetmiş olduğum numaralar arkadaşlar. Bir, damacana pompasının gövdesi, biraz önce anlattığım gibi. 2, 3, 4 hepsini tek tek yazıyorsunuz. Buradaki şekillerdeki her bir numaranın karşılıklarını anlatıyorsunuz arkadaşlar. Bu nedir? İşte suyun çıktığı şey. Bu damacananın içerisindeki suyu çeken boru. Yani aklınıza gelecek her şey neyse burada teknikle kullanırken, yeni sistem oluştururken hangileri varsa anlatmanız gereken, yani burada şurada buluşun açıklamasında anlatmanız zorunlu olan ne varsa hepsini yazıyorsunuz. O iyi hocam, altıncısında pil yazmışsınız da pilin neyine patent alacaksınız, istem yapacaksınız? Çünkü sizinki bir sistem, komplike bir sistem arkadaşlar. Yani siz bu sadece pili almıyorsunuz ya da pistonunu almıyorsunuz ya da elektronik devreyi almıyorsunuz. Siz sistemin tamamı sizin buluşunuzu oluşturduğu için o yüzden hepsini tek tek yazmanız gerekiyor. Burada dikkatinizi yine bir şeye çekmek istiyorum. Ben buluşumu anlatmaya başladığımda
Buluş bir gövde, yani ana gövde. Bakın dikkat edin, hemen neden bahsediyorsam, şu yukarıda anlatırken şuradakilerden herhangi birisinin ismi geçtiği an yanına numarasını yazıyorum. Bir gövde içinde bir pistonun, piston hangisiymiş? Üçüncüymüş. Bakıyorum, piston kafası, bahsettiğim şey buymuş. Piston kafası, yanına 3'te 3 yazıyorum. Hareket edeceği silindirik bir hazne, hemen hazne 2 numaraymış mesela. Bunları tek tek yazıyorum. Ancak ben burada atıyorum 18 dedim. Buraya da dedim ki damacana pompasının üzerinde işte üstündeki çıkıntı dedim, atıyorum şu an, sallıyorum. Ama burada 18'den bahsetmedim. Hemen geri döner arkadaşlar. Size geri gönderirler dosyayı. 18'den bahsetmişsin ama buluşun açıklamasında 18 ile ilgili hiçbir şey yok diyor. İşte efendime söyleyeyim, sen burada bir takım şeylerden bahsetmiş. Pistonun iç kılıfı demişsin ama burada pistonun iç kılıfını gösteren referansın yok. O zaman da geri döner arkadaşlar. Yani sizin burada ne konuştuysanız burada da onların olması gerekiyor. Burada fazlalık varsa, o fazlalık burada eğer yoksa o zaman da geri dönüyor. Yani buna dikkat edelim. Buluşun açıklamasını yaptınız. Artık patent dosyanızın %99'u bitti arkadaşlar. Hocam hani 4 tane dosya vardı. Evet, 4 tane dosya var ama şimdi birazdan diğer dosyaların ne kadar kolay hazırlandığını göreceksiniz. Ben dedim ki istemler konusunda, şimdi tarifnameyi tamamladık. Şimdi en zor kısmı istemler aslında. İstemleri yazarken o kadar çok zorlanıyorlar ki, ama aslında istemleri yazarken temel bir yapısı var arkadaşlar. Bu yani başvurduğum bütün patent dosyalarında veya incelediğim patent dosyalarında gözlemlemiş olduğum bir şey durumdu ve hakikaten yapıp gönderdiğimde de çok rahat bir şekilde geçiyor. Aynısını size tavsiye ederim, hiç uğraşmayın. İstemleri açıyorum. Bakın, istemlerde bütün istemlerin babası şu birinci istem arkadaşlar. Birinci istemi hazırlayacağız. Bakın, birinci istemi nasıl hazırlıyoruz? Lütfen buraya dikkat edelim. Buluş açılan damacana sularında bekleme sonucu üreyen bakterinin pH değerini falan filan. Şu cümleye bir dikkatle bakarsanız, şöyle kabaca şey yapın. Bakın, şu cümleyle aynı. Şu cümle. Teknolojik alan. Bakın, buluş açılan damacana sularında bekleme sonucu üreyen bakterinin suyun pH değerini falan filan pompası ile ilgilidir. Bu cümleyi böylece kesin, kopyalayın, getirin, istemler birinci istemin, isteme yapıştırın. Sonra deyin ki pompası ile ilgili olup, sonra şuradaki referanslarınızın tamamını kopyalayın. Şu referanslar vardı ya, tamamını kopyalayın. Pardon, özür dilerim. Kopyalayın, getirin, bu geri kalan kısmına yapıştırın. Bakın, damacana pompasının gövdesi 1 numara. Pistonun kafasının hareket ettiği silindirik yuva 2 numara. Dikkat edin. Tamamını yazın. Sonra deyin ki bu ile karakterize edilmiştir. Artık patent dosyanızın istemlerinin %99.9'unu hazırladınız. Şimdi gelelim. İstem 2, istem 3'ü nasıl hazırlayacağız? Onlar daha kolay. Şimdi ben dedim ki İstem 1'e hazırladım. Bütün bu referansların tamamını içine aldığım için artık bunları parçalayacağım arkadaşlar. Bir tanesi 1'e, bir tanesi 2'ye, 3, 4 diye parçalayacağım. Bundan sonrakilerin hepsinin başlığının şu olması lazım. Benim hep İstem 1'e atıfta bulunmam lazım. Bu atıfı şu şekilde yapıyoruz. İstem 1'e göre. Bakın, hepsinde İstem 1'e göre diyor. İstem 1'e göre şurayı kopyalıyorum arkadaşlar. Yapıştırıyorum ama sadece birinciyi alıyorum. Şu 2, 3, 4, 5, 17'yi kaldırıyorum. Dikkat edin. Bakın, istem 1'e göre buluş, aynı şeyi yazmışım. Ama sadece 1'i almışım. Damacana pompasının gövdesiyle karakterize edilir. Sonra bu sefer 2 numarayı yazıyorum. Bakın, aynı cümleler. Sonra 3'üncüyü sadece yazıyorum. Tek tek, bu sefer tek tek alıyorum. Yani biraz önce tamamını almıştım. Sonra onları tek tek yazıyorum. Yani toplam kaç tane isteminiz, referansınız varsa onun bir fazlası isteminiz oluyor. Böylelikle istemleri de halletmiş oluyorsunuz. Artık şeyiniz bitti arkadaşlar. Dosyanız bitti. Hocam, özeti nasıl yapacağız? Özeti hazırlamanıza gerek yok. Şurayı şöyle kopyalayın. Bakın, şurayı şöylece kopyalayın. Getirin, özete yapıştırın. Bakın, bu da özet işte. Yani özet dediğimiz şey aslında istemlerin birincisi. Ya da sadece şurası.
Şurası. Yani tekniğin bilinen alanını da yapıştırırsanız bu bir özet. Ama özetin şöyle bir özelliği var. Diğerlerinin hiçbirinde, tarifname hariç hiçbirisinde projenin ismi yok. Bunun olması gerekiyor. Projenizin ismini, yani buluşun ismini mutlaka yazmanız lazım. Çünkü özet sizin, birisi sizin dedim ya, buluşunuzu görmek istediğinde ekrana çıkan kısım burası. Yani özetiniz çıkıyor. O yüzden şeyinizin, projenizin isminin mutlaka olması gerekiyor. Eğer proje ismini koymazsanız gene geri dönüyor. Yani projenizde, özetinizde buluşunuzun ismi bulunmamakta. Onunla ilgili temel maddeyi size gönderiyorlar. Siz de dönüp tekrar aynı şeyi bir daha yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar, bilmem faydalı oldu mu ama yani dikkat ederseniz tarifname, istemler, özet, şekiller. Dördünü de anlattım. Aslında yapmanız gereken burada tarifnameyi hazırlamanız. Tarifnameyi hazırladığınızda artık bununla ilgili her şeyi tamamlamışsınız demektir. Bu konuda buraya kadar olan kısımlarla ilgili, hatta bundan sonra da gerçi başka bir şey anlatmayacağım ama dediğim gibi çok uzun sürüyor. Buraya kadar kısımla, yani tarifnamenin hazırlanması, istemlerin, özetin hazırlanması ile ilgili kafanıza takılan bir şey varsa ben onu alayım sizden. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun. İyi akşamlar, herkese iyi toplantılar, sayın müdürüm, değerli arkadaşlar. Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü olarak görev yapmaktayım. Biz de 3 adet faydalı model başvurusu yaptık. İçeriksel olarak bahsettiğimiz 4 başlık ve resim ve şekiller dosyasını yaptık. Ancak format olarak şu anda bir eksiğimizin olduğunu görüyoruz. Her bir şekilin numaralandırılması ve yazılan metinde atıfta bulunulması. Biz bu başvurularımızı düzeltebilir miyiz sistem üzerinden? 2 hafta tabii önce. Tabii hocam, şimdi siz kurumsal olarak mı başvuruda bulundunuz? Evet. Başvuru sahibi kişi, okul. Görevlendirilmiş, yani yetkilendirilmiş kişi kim hocam? Siz misiniz? Benim, okul müdürüm, evet. Hocam, e-devletinizden girin. Hı hı. TPE sayfasına girin. EPAT sayfasına zaten geçiyorsunuz. EPAT sayfasında projenizi iptal ediyorsunuz. Zaten 50 lira gibi bir para yüklemiştiniz önceden. O sadece o 50 liralık parayı tekrar yüklemeniz gerekiyor. O iptal ediyorsunuz, tekrar giriş yapıyorsunuz. Yani iptal etmeden onu kabul etmez. Tamam. Bu ne kadar sürdü hocam şeyiniz? Ne kadar süredir içeride dosyanız? Bir hafta falan oldu. Bir hafta ise geri alın hocam. Ama bir ay 45 gün geçtiyse zaten size geri dönüş yapacaklar buraları düzeltin diye. Hani, yok. O parayı ödemek olmadı. Zorunda. O parayı en son ödemek geçen zorunda. Hafta ikisini yaptık. 3 tane de, birini de bir hafta önce yapmıştık. Toplamda. Hocam ben Derya hocama bu dosya, örnek dosyayı, hı hı, format olarak ve onunla ilgili PDF bir doküman göndereceğim. Tamam. Arkadaşlarım size ulaştırır. Siz de onunla karşılaştırma yaparsınız. Böyle yardımcı olabilirim. Yani aslında birebir yardımcı oluyordum çoğu arkadaşım ama yani bizim, yani hakikaten vaktim hiç yok. Yani geri dönüş yapamıyorum. O kadar çok dosya geldi ki şimdi küsüyorlar bana. Yani yetiştirme şansım yok o kadar dosyayı incelemeye. Yok. Ama yine teknik olarak bir şey sorunuz, yani her türlü sorunuzu Derya hocamdan numaramı alıp bana birebir sorabilirsiniz. O konuda problem yok arkadaşlar. Elimden gelen desteği veririm. Ama dosyayı hani kabaca bakarım ama derinlemesine inceleme şansım olmuyor. O yüzden çok özür diliyorum. Yardımcı olmak isterim sizlere. Ama genel olarak böyle belki şey yapabiliriz. Yani destek olabilirim size. Ya da nereleri düzeltmeniz gerektiğiyle ilgili bilgi verebilirim. Çok verimli, çok dolu oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben de başından beri takip ediyorum. Arkadaşlarımız da takip ediyor. İnşallah faydalı olacaktır. Bizler de şu anda en büyük eksiklerimizi görmüş olduk. Eyvallah, sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Evet, ben sağ teşekkür olun. Ederim, sağ olun. Evet. Başka sorusu olan arkadaşım var mı? Adem Hoca'yı öbür toplantıya göndereceğiz. Evet, arkadaşlar bir başka evet. Bir büyük bir grup hocam, bekliyor. Hocam bir soru sorabilir miyim ben de? Osman Üstün'le Elvanke İMKB'den katılıyorum ben de, eğitim üstadım. Buyurun hocam. Şimdi bize yine bir patent faydalı model ve tasarımda müracaatta bulunduk. Yalnız mailler hani gelirse dediniz, sorun olursa mail gelebilir dediniz.
Biz maili kaçırmış olsak, örnek veriyorum faydalı modelde, okul mailini verdik ama hani arkadaşlar gözden kaçırdı. Bunda 2 aylık dilimden sonra mesela bekleme süresi var mı yoksa iptal? Var hocam. Bir süresi var. O süreyi kaçırdıktan sonra zaten dosyanız kaldırılıyor. Yani iptal oluyor. Yani tekrar bir daha bak. Şimdi sistemden numarayla giriyoruz ama göremiyoruz faydalı modelde. Acaba böyle şu an göremezsiniz sayın hocam. Osman hocam şöyle, siz araştırma raporuna daha geçiş yapmamışsınız. Şekli incelemeyi değilsiniz şu an. Doğru mu? Anladım hocam, doğru. Şekli incelemeden sonra eğer siz başvuru esnasında 18 aydan önce benim dosyam görünsün derseniz araştırma raporuna geçtiği zaman görebilirsiniz. Ama eğer orayı tıklamazsanız, yani ben görülmesini istemiyorum dosyamın diye orayı işaretlerseniz siz de göremezsiniz. Anladım hocam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Bu arada şunu da hemen kısaca şey yapayım, söyleyeyim arkadaşlar. Kurumunuzda, kurum müdürünüz sizi veya bir başka öğretmen arkadaşımı ya da kendisini yetkilendirmesi gerekiyor. Bir yetkilendirme kağıdı var, yani bir şey yazısı var. Türk Patent Enstitüsü'ne gönderiyor bunu. Bu kimi yetkilendirdiyse o kişinin e-devletini kullanarak giriş yapmanız lazım. Çünkü başvurular, elektronik başvurular bir e-devlet üzerinden yürüdüğü için, hani biz tüzel kişiliği, yani okulların, kurumların e-devleti olmadığı için mecburen bir kişiyi devlet bu anlamda yetkilendirmesi gerekiyor. Ancak atıyorum okul müdürünüz, mesela burada Etimesgut'taki müdürüm kendini yetkilendirmiş. Diyelim ki Derya Hocam, onun öğretmeni, Derya Hocam kendi öğrencisiyle başvuruda bulundu. Bu müdürümüzün ismi başvuruda, müdürümüzün ismiyle veya sizin kurumunuzun kurum müdürünüzün ismi falan geçmiyor arkadaşlar. O sadece o kurumdaki yetkilendirilmiş kişinin elektronik platformunu kullanıyorsunuz. Yani o kişiyle alakalı herhangi bir isim veya ona benzer bir şey geçmiyor. Ancak patent sahibiyle, buluş sahibine hemen kısaca anlatayım. O kısmı atladım. Patent sahibi ayrı bir şey, buluş sahibi ayrı bir şey arkadaşlar. Patent sahibi, patent belgesinin sahibi. Ancak yani bu bizde kim patent sahibi? Kurumlarımız, kurum müdürlüklerimiz. Ama buluş sahibinin herhangi bir izni olmadan, buluş sahibi, inventör dediğimiz, aynı zamanda siz de patent sahibi oluyorsunuz zaten ama patent belgesinin sahibi değilsiniz. Patent sahibi kurum oluyor. Sizlerin yaptığı anlaşmayı, herhangi bir anlaşma ortaya koymadan bunu ticari olarak kullanamıyor arkadaşlar. Yani inventörlerin, buluş sahiplerinin, yani bizim genel müdürlüklerimizin de bakanlığımızın yaptığı anlaşma gereği öğrenciye ve öğretmene, yani buluş sahiplerine %30'dan az olmamak şartıyla bir sözleşme yapmanız gerekiyor okul müdürüyle. Satılacaksa, hani bir ürün yaptınız, atıyorum yeni bir işte havluluk tasarladınız. Bunu geldi bir firma, dedi ki kardeş ben bunu çok beğendim, hadi bunu bana ver, ben de sana bundan atıyorum 100 bin lira vereceğim. Bunun %30'u, 100 bin liranın %30'undan aşağı olmamak şartıyla bir anlaşma, sözleşme imzalaması gerekiyor okul müdürlüğünün sizinle. Ben ifade edebildim mi bilmiyorum. Evet. Yani ama genelde şöyledir. Hani biz genelde o şekilde yapıyoruz. Bizim patent sayımız biraz fazla. Öğrenci, yani işte bir düzce bilsemin. Her öğrenci soruyor mesela. Hocam bizim %10'umuzu yapmadık, nasıl yapacağız diye. Genelde şöyle yapılıyor. Kurum müdürüne bir şey, kurum müdürlüğüne bilseme bir pay. İki kişi ise her birine birer pay toplanıp ona göre yapılıyor. Yani her bir kurum müdürü de bir buluş sahibi gibi. 4 kişi ise 4'e bölünüyor toplamda. 5 kişi ise 5'e bölünüyor. Yani herkese eşit pay düşecek şekilde bir anlaşma yapıyoruz. Ama kurum müdürünüz hayır kardeşim bu devletin malı, kusura bakma ben sana %30'dan fazla vermem derse de buna da hakkı var, haberiniz olsun. Adem hocam bir şey daha sorabilir miyim Osman Üstün? Buyur Osman hocam. Şimdi biz lise arası patent olayı var ya. Evet, yarışmadan bahsediyoruz. Yarışması. Burada çocukların e-devletiyle mi gireceğiz yoksa kendi, mesela ben müdür beni yetkilendirdi. Ben şu anda patent kurumuna üyeyim. Benim kendi
E-Devletimle mi yapılacak bu işlem? Yani ben orada biraz çelişkide kaldım. Şimdi hocam orada yapmış olduğunuz şey, siz kendi E-Devletinizde derken çocuğun E-Devletiyle de girebiliyorsunuz. Bunda bir herhangi bir problem yok. Kurumdaki yetkilendirmiş kişinin E-Devletiyle de girebiliyorsunuz. Ama bak arada bir fark var. Siz kendi devletinizde de girersiniz ama başvuru sahibini çocuk yapmazsanız başvuru sahibinden bir tanesi kim? Kurum. Kurum. Bir diğeri kim? Çocuk. Eğer bunu yaparsanız hiç ücret alınmıyor. Yani başvuru sahiplerinden bir tanesini çocuk yazarsanız, oraya eklerseniz. Onun TC'siyle mi giriş yapalım demek istediniz? Yani yok, fark etmez hocam. Fark etmiyor. Şimdi tamam. Başvuru yaparken orada buluş sahibi ve başvuru sahibi. Ha, evet, biliyorum. Ekleme yapıyorsunuz. Daha önce başvurmuşsunuz. Biliyorsunuz. Orada başvuru sahiplerinden bir tanesini çocuk yaparsanız bu işin şeyi, hilesi. O zaman hiç para çıkmıyor arkadaşlar. Tamam. 50 lirayı da ödemiyorsunuz. Tamam hocam. Öyle yaparsanız avantajınız var. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Adem hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kıymetli zamanınızı verdiniz bize. Elinize, dilinize, emeğinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Derya hocam, ben dosyaları size eğitimden sonra göndereyim. Arkadaşlarıma ulaştırırsınız. Hangi platformdan görüşüyorsunuz bilmiyorum. Yine dediğim gibi sorusu olan arkadaşım varsa sizin üzerinizden numaramı rahatlıkla verebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben elimden geldiği kadar destek olmaya çalışırım. Beni dinlediğiniz için, katlandığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Gecenin bu saatinde. Müsaadenizle ben çıkmam gerekiyor. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın hocam. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Sevgili arkadaşlar, hoşçakalın. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Özellikle ben YouTube'da da YouTube'da da canlı yayına geçtim, hani bilgileri tekrar dinlememiz gerekirse diye. İzin alayım Adem Hoca'dan, onun da linkini atayım size. Ayrıca kayıt da oluşturdum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim hocam. Böylece kıymetli bir eğitimciyle bizleri buluşturdunuz. Çok teşekkür ederiz. Özellikle Sayın Müdürüm ve Bilsem Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Sağ olun.